Bariyatri aşırı şişmanlık konusu Amerika'da hakikaten bir salgın. Nüfusun neredeyse %6'sı orada morbid obez. Aşağı yukarı %33'ü obez. Yani vücut kütle endeksi 30'un üstünde. Aşağı yukarı da 140-150 milyon insan var. Kilolu olan, yani benim gibi olan. Dolayısıyla orada bayağı bir hayati problem. Yani milyarlarca dolara mal oluyor. O yüzden dünyada bu işe ilk başlayan, en çok bu konuda ilerlemiş olan ülke Amerika. Yani başı çekiyorlar ve dolayısıyla ameliyat etmiş oldukları ve yıllardır, 20-30 yıldır takip ettikleri de çok yoğun bir hasta popülasyonu var. Bir kere öncelikle ben kısaca bir şey daha söyleyeyim. Bir kere bu bariyatrik cerrahi, yani şişmanlığı gidermek için yapılan ameliyatlar, bütün hastalarımıza söylüyoruz, sadece bir anahtar, yani kendilerinin açamadığı bir kapıyı açma imkanı sunuyoruz biz hastalara. Ondan sonra büyük ölçüde iş hastalara düşüyor. Şöylesine ki ameliyattan 4-5 yıl sonra hastaların %20'si, hatta 30'u, 30'a yakını diyelim, tekrar kilo almaya başlıyorlar. Şimdi bugün tabii çok bizim Ahmet'le ortak kurduğumuz bu kliniğin hastaları şu anda yoğunlukla buradalar ve genellikle birkaç tane eski hastamız da var belki, ama genellikle bütün herkes buradaki son bir yıl içinde ameliyat olmuş insanlar. Dolayısıyla herkes çok memnun şu anda. Ama 4-5 yıl sonra bu toplantıyı yaptığımızda, o toplantıdaki hastaların 5'te biri tekrar kilo almak durumunda ve artık eskisi kadar mutlu olmama durumunda olacaklar. Bu mutlaka böyle olacak. O %20'lik kısma girmemek tamamen bizim size vereceğimiz destekle ve en çok sizin elinizde. Onunla ilgili yeni anahtarlar edinmek üzere bugün buradasınız. Sharon çünkü bu konuda çok deneyimli. Nelere, ne şekilde ve ömür boyu nasıl dikkat etmeniz gerektiğinde sizi aydınlatacak. Kendisi New York'ta işte dünyanın en önde gelen özel bariyatri merkezlerinin birinin başındaki diyetisyen, genç bir hanım aslında. Ayrıca onun oradaki patronu Mitchell Rostlin de bizim arkadaşımız, zaman zaman ziyaret ettiğimiz bir dünya eksperi hakikaten. Şimdi sözü Sharon'a veriyorum. Tabii spontane tercümeyi ben yapmak durumundayım. So, as a dietitian, for the most of you who are health professionals, we play a very important role in our patient's journey to success. Bizim için esas önemli olan diyetisyen olarak diyor, sizin bu yolculuğunuzda başarılı olmanız konusunda size destek olmaktır. They're not just coming to you for weight loss, they're coming for general health and wellness. Size sadece kilo kaybetmek için değil, genel iyilik ve daha sağlıklı olmak için gelir bize hastalar diyor. So there's six different pillars to health and wellness. We have the physical, which is weight loss, high blood pressure, diabetes, cholesterol, then the intellectual, emotional, social, spiritual and work related. Yani bu konunun hem fiziksel iyilikle, hem akıl ve ruh sağlığıyla ilgili daha iyiye gidişle, hem sosyal açıdan, hem ruhi açıdan ve hem de işle ilgili olarak boyutları vardır. So it's important to take all of that into account before counseling. So as health professionals, we want to build trust. We want our patients to be open with us so they can come back and we can follow up with them in the future. Yani bizim her şeyden evvel size en iyi şekilde sağlık profesyonelleri olarak en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için aramızda çok ciddi bir güven olması gerekmektedir. Hiçbir şeyi bizden hiçbir kimsenin saklamaması gerekir. Yani o güven kırıldığı anda zaten hastanın kontrolünün de çok bir anlamı kalmayacaktır. So a little bit about the surgery. In the United States, we operate on patients who have a BMI greater than 40 or a BMI of greater than 35 with three comorbidities of diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, metabolic syndrome, sleep apnea, or any other weight loss attempts that were unsuccessful. Yani hepinizin bildiği gibi genelde dünyada ameliyat indikasyonu vücut kütle endeksinin 40'ın üstünde olması ya da 35'in üstünde olup şişmanlığa bağlı yandaş bazı hastalıkların işte burada gördüğünüz gibi ortaya çıkmış olması. Bu genel bariyatrik cerrahi ameliyat indikasyonları.
So this is a very important slide. This is just basically the natural digestive system where we have the esophagus on top, the stomach, the small intestines, the large intestines. And it's important to understand this because when we do bariatric surgery, we're operating on the stomach and the duodenum. So different hormones and different vitamins are all affected. Burada bu slide önemli bir slide. En tepede yutma borumuzun alt ucundan, yani daha da tepede ağzımız var tabii. Ağzımızla başlayıp anüste sonlanan upuzun bir tüp aslında sindirim sistemi ve bunun değişik porsiyonları, değişik fonksiyonlar yüklenmiş durumda. Ve birçok yerinden aslında mesela endokrin organ olduğu bunun son 20 yılın, 30 yılın konusu belki. Birçok hormon salgılanıyor bu sistemden. Zaten şişmanlık cerrahisiyle ilgili yaptığımız ameliyatların daha yeni yeni anlıyoruz neden iştahı kestiklerini. O da bu hormonal etkiyle ilgili. Bu sistemi iyi bilmemiz gerekiyor. Ama yani tabii hastalarımızın çok da anatomik ya da endokrin bilgisi olması zorunlu yok. So it's important to notice the proteins, the fats and the carbs all get affected in the area that we operate on. Yani netice itibariyle gerek proteinler, gerek yağlar, gerekse karbonhidratlar bizim ameliyat yaptığımız bölgelerde ya emiliyorlar ya onların metabolizmasıyla, sindirimiyle ilgili bir sürü değişiklik oluşuyor. Çünkü yani bu ameliyatları yaptığımız zaman bütün bu işler değişiyor. So there's a few different types of surgeries. I'm not going to get too much in detail, but we have the vertical gastroplasty, the laparoscopic adjustable gastric bands, and today we're going to focus more on the sleeve, all which restrict the amount of food that you put in the stomach. So by eating less, it helps with weight loss. Evet. Şimdi tarihsel süreçte birçok değişik ameliyat yapıldı. Bu vertikal banded gastroplasti ve laparoskopik band prosedürleri giderek az oranda kullanılıyor. Amerika'da kendi merkezlerinde de terk edilmek üzere aslında. Bugün daha çok konuşmamız tüp mide yani sleeve gastrectomy ameliyatı ile ilgili olacak. Buradaki hastalarımızın çoğunluğu da o ameliyatı olmuş durumdalar. Amerika'da da ilk vaka olarak ameliyat edildiklerinde en fazla yapılan ameliyat şu anda o. Ama mesela mide bypassı ve duodenal switch gibi ameliyatlardan ziyade sleeve gastrectomy ile ilgili olacak bugünkü toplantımız. So this is the Roux-en-Y gastric bypass. Bu da mide bypassı ameliyatı. It's a lot more invasive. Bu da halen birazcık daha agresif bir prosedür. Hala yapılmakta olan bir prosedür. Bütün bu konunun altın standardı diyebileceğimiz hala geçerliliğini koruyan özel hastalarda yapılan bir prosedür. And then if you want to talk. Bu da duodenal switch ameliyatı. Bu da bu işteki yapılabilen şu andaki en majör ameliyatlardan biri. Bizim de yarın bir olgumuz olacak. Amerikalı cerrah arkadaşımız bize yardım edecek bu ameliyat esnasında. Bu da tekrar özellikle kilo alımı başlamış gastric bypass ya da sleeve gastrectomy sonrasında tekrar obez olmaya başlamış insanlarda kullanılan, kimi zaman ilk ameliyat olarak da kullanılan ama çok nadiren henüz Türkiye'de yapılan bir ameliyat. Okay. Do you want to tell them that the gastric sleeve is the first stage of the duodenal switch? Evet, yani tüp mide ameliyatı, bu duodenal switch ameliyatının aslında ilk basamağı tüp mide ameliyatı yapmak. Bu ameliyat tüp mide ameliyatı artı başka bir şey yapmakla ilgili. Çok that's okay. Okay. So this is the vertical gastrectomy. You can notice that the whole stomach over here is removed. Evet, bu tüp mide ameliyatı, midenin büyük bölümünün çıkarıp atılması esasına dayanan bir ameliyat. It also goes as a vertical gastrectomy and it holds about 100 to 300 milliliters of food along the curvature. We take out about 60 to 80% of the stomach. Evet. The fundus is removed, evet. And there's a lot of neurohormonal changes that occur. Evet, bu ameliyatın özelliği midenin fundus dediğimiz şuradaki kubbesinin dışarı çıkarılmış olması, o bir takım hormonal etkiler yaratarak iştahsızlık sağlıyor. Aşağı yukarı midenin %60 ila 80'lik bölümünü çıkarıp atmış oluyoruz bu ameliyatta. Geri kalan bölümde ancak 150 cc kadar gıda alabiliyor ve gıda alınımını kısıtlayarak ve aynı zamanda da iştahsızlık yaratarak etkili olan, en sık kullanılan, sizlerin de en sık olmuş olduğu ameliyat bu. Evet. Bu ameliyat en fizyolojik ameliyat. Çünkü pilor dediğimiz mide çıkışında bulunan bir kapakçık sistemi intact, yani bozulmamış olarak kalmış oluyor. Dolayısıyla en fizyolojik. Ameliyat sonrasında en az vitamin ve mineral desteği gerektiren, hastaların takibinin en kolay olduğu, en hızlı yaptığımız ameliyat.
There's a lot of advantages to the sleeve. Again, as we mentioned, the pylorus is still intact. We've seen that it's a lot more safer than operations for people who are super obese. It can be done again as a first stage to the duodenal switch. Evet, bu ameliyat birçok avantajı var. Bir kere işte you didn't go through all the advantages, right? You can go through them if you'd like. Bir kere pilor, yani kapakçı korunduğu için özellikle mide bypassından sonra gözlenebilen dumping sendromu daha az oluyor bunda. Ayrıca bir sürü yandaş problemi bulunan ve aşırı şişman hastalarda daha çabuk hızlı yapılabildiği için daha sıklıkla tercih edilebilen bir ameliyat. Tamamen kapalı, yani laparoskopik olarak yapılıyor. Ayrıca çok çok süper obezlerde ilk ameliyat olarak kullanılıp sonra ikinci ameliyata bir hazırlık ameliyatı olarak, zaten bu ameliyatın ortaya çıkış şekli öyle. Okay. And one thing is that there's less we can't say no nutritional risk, but less malabsorption. Bunu söyledik zaten, ama bunun önemli taraflarından biri çok ciddi bir emilim bozukluğuna yol açmıyor. Dolayısıyla ameliyat sonrasında fazla mineral ve vitamin desteğine gerek kalmıyor bu ameliyattan sonra. But again, it's still a surgery, so there's still disadvantages because there's still a staple line. It's irreversible, so it's permanent. And in the beginning phases of the surgery, for people who have acid reflux, in the beginning it's still a little exacerbated. But then again, in America, we've only been doing it for about 6-7 years, so we don't have more than 6 years of data for research. Evet, yani gene tabii sıfır riskli bir ameliyat değil, en hızlı ve en basit ameliyatlardan biri olsa da gene dikiş hattına ait kanama ya da kaçak gibi komplikasyonlar olabiliyor. Uzun bir dikiş hattı var çünkü. Tabii ki geri dönüşümsüz bir ameliyat, çünkü midenin büyük bölümü çıkartılıp atılmış oluyor. Reflüsü olanlarda bu ameliyat sonrasında reflü sıkıntısının artmasına ya da reflüsü az olanlarda aşikar olmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla ciddi reflüsü olanlarda çok tercih etmiyoruz. Ve en azından Amerika'da, aslında bizim elimizde 8-9 yıllık sonuçlar var ama Amerika'da 6-7 yıllık uzun dönem sonuçları bilindiği için bu da bir olumsuz tarafı denilebilir. So as we mentioned, we're restricting the amount of food, so now less food fits in, less calories come in, and there's weight loss. They also start to feel full quicker, yeah. And because the ghrelin hormones are removed, yeah. There decreases their appetite in the short term. Evet. Bir kere bu gıda alımını kısıtlayarak ve ghrelin hormonu fundustan salgılandığı ve fundus çıkarıldığı için açlığın da giderildiği bir ameliyat olarak etki ediyor. Malabsorpsiyon, yani gıdaların emilim bozukluğu etkisi son derece az, yani yok değil ama çok az. Ve azıcık bir gıda alındığında derhal doluluk hissi oluşuyor ve sonrasında da hızla acıkmıyor insanlar. So this is the percent average weight loss. Patients lose about 60% of their excess body weight within the first 6 years of surgery and they can keep it off. Burada birinci, ikinci ve daha sonraki yıllarda kişilerin fazla kilolarının yüzde kaçından kurtuldukları ile ilgili bir slide görüyorsunuz. Bir yıl sonunda aşağı yukarı kişiler fazla kilolarının %60'ından kurtulmuş oluyorlar, ama 6. yılda bu %55'e düşüyor bu oran. So this is the diet that we have implemented at Lenox Hill Hospital in New York. I can give you handouts to give out to your dietitians also. The first day after surgery, they're on clear liquids, non-carbonated, no caffeine. We advise them to take small sips, no gulping. Yani bu hepinizin çok iyi bildiği ameliyattan sonraki ilk gün, yani New York Lenox Hill Hospital'daki diyet protokolü. Sadece berrak sıvılar alıyor hastalar. Kabarcık içermeyen, kafein içermeyen ve bunu işte kamışla almamaları söyleniyor, gaz almasınlar diye. Küçük yudumlar şeklinde, hepinizin çok iyi bildiği şekilde ameliyattan sonraki ilk gün böyle. From day 2 to day 14, when they're discharged from the hospital, they're still on full liquid. So this means protein shakes, blended soups, soy milk, almond milk, and non-chunky blended soup. So anything that you could pour that doesn't have chunks in it. Evet, yani gene buradaki birçok hastanın geçmiş olduğu bir yoldan bahsediyoruz. İlk 2 hafta boyunca aslında sıvı diyet var. Biz bunu ilk hafta berrak sıvı, ikinci hafta blenderdan geçmiş daha koyu sıvı. Sharon diyor ki işte bardağı alıp bir şey döktüğünüz zaman içinde böyle dökülmemeye meyilimli katı partiküllerin olmadığı bir sıvı diyetinden bahsediyor kendisi.
İşte burada hepinizin bildiği gibi et suyu, tavuk suyu içilebiliyor, soya sütü ya da normal yağsız diyet süt içilebiliyor. Evet. And then by the fifth day, if they complain of hunger, because some of them may get hungry and want more texture, peanut butter, because you can put it on your tongue, is fine too. Yani beşinci günde peanut butter verilebiliyor. Biz yoğurt da veriyoruz biliyorsunuz. Evet. By the third week, so this is going to be by the 15th day, they can start thin puree. So I tell them it's anything that rolls off the back of a spoon. So think of like baby food consistency. Evet, yani bebek gıdası kıvamında kaşığın arkasıyla rahatlıkla ezebildiğiniz gıdalar, ince püreleri 15. günden sonra, yani 3. haftadan sonra başlıyoruz. With the surgeon and the dietitian so they can progress. They need to see us by the third week for evet. progression. Kendi protokollerinde ameliyattan sonraki 3. haftadan sonra hastaları görmek istiyorlar. Biz çok daha sık görüyoruz. Evet. Their portions, I also want to emphasize, are going to be very small. They're about, at this point, about 2 to 3 ounces of thin puree foods. Yani porsiyonlar da zaten midenin de volümü çok azalmış olduğundan çok ufak ufak porsiyonlar. Yani aslında tolere edebileceğiniz kadar porsiyonlarla başlanıyor pürelere. Evet. You know, I wanted to even get a cup. As dietitians, it's very important for them to have food models so the patients can see visuals. Thank you. So, thank you. Teşekkür. So, basically about this much of baby food by that third week is enough for them. They'll get full from it. Per serving. So they would do that about 3 to 4 times a day. Okay. Yani günde 3-4 kere bunun yarısı kadarlık bir gıda, yani thin püre, her neyse yiyeceğiniz püre yeterli olduğunu söylüyor. 3. haftadan 4. haftaya doğru. But if they're doing the soup because it's a liquid, it empties out quicker. The portions would be larger for. Ama sıvılar, yani bu burada bahsedilen tamamen pürenin kendisi. Bunun dışında bütün gün alacağınız hiçbir zaman bununla sınırlı değil. Ameliyattan sonraki dönemde her zaman bol miktarda likit almanızı istiyoruz. Bu onun için geçerli bir kural değil. Sıvılar hemen midenin pilor dediğimiz kapakçığından çıkıp mideden hızlıca boşalacağından daha fazla miktarda alınabiliyorlar. Alınması gerekli zaten. And then by the fourth week, as they get longer term out of surgery, they can try foods that are a little bit more thicker consistency. Evet, dördüncü haftada biz artık normal gıdalara geçiliyor gibi algıladığımız bir hafta o. Daha kıvamlı, daha kısmen daha sert şeylere başlanabiliyor. İşte o esnada tavuk ya da yumurta salatası hafiften mayonezle karıştırarak işte daha okey ya da iyi pişmiş ezilmiş sebzeler başlanabiliyor. Biz mesela hafif balığa da başlanmasını bu aşamada öneriyoruz. Burada şunu unutmamak gerekir. Bir şey ekleyeceğim ben şimdi. Mesela peanut butter'dan bahsettik. Mayonezden bahsettik. Hani diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi bu ilk aylar, I'm just adding some stuff. Bu ilk aylarda zaten ne yaparsanız yapın günde 5-600 kaloriden fazla özellikle ilk ayda alamıyorsunuz. Dolayısıyla o ilk ayda birazcık daha yani peanut butter, mayonez tabii ki bunlar ömür boyu çok fazla tüketmenizi isteyeceğimiz şeyler hiç değil ama bu ara o ilk şimdi ilk 2-3 ay boyunca yediğiniz her şeyin altın değeri var. Hiç boş kalori almamanız lazım. O yüzden bu yemekleri daha tatlı kılmak ya da daha rahat yutmanızı sağlamak amacıyla söylüyoruz bunları. Yoksa şişmanlık ameliyatı olduktan sonra her zaman mayonezi bolca yiyin, peanut butter yiyin demek istemiyoruz. Evet. And it's very important that we're always focusing as protein being the most important nutrient. So as they progress and they're able to tolerate more sources of protein, everything, as you mentioned, wants to be moist, juicy, tender, nothing dry, nothing rubbery, reheated. It's going to be difficult. Okay. Şimdi protein, yani bütün zaten ömür boyu, bu ameliyattan sonra ömür boyu protein kaynaklarını çok önemsiyoruz. Her zaman çünkü vücuttan en ufak tek bir protein molekülü kaybı bile beraberinde bir fonksiyon kaybını getiriyor. O yüzden her zaman proteini çok önemsiyoruz. Günde en az 60 gram proteiniz almanız gerekiyor her zaman. Ve bu gıdaları alırken de önce proteini, ondan sonra fiber içeren sebzeleri en sonda alacaksanız azıcık karbonhidrat almanızı istiyoruz. I also in my practice I don't like to encourage too much bread and I want them to think. So when you put bread in soup it swells up, it blows up. So that's kind of what would be happening in their stomach. Mesela böyle bir şey içtikleri zaman
hani çok da fazla yiyemiyorlar, azıcık ekmek koyalım mı diye ekmeği tercih etmiyoruz. What do you suggest instead of putting bread, could they put something else? If they want to chew onto something at the fifth week? Well, they're still chewing. It's important for the patients to understand that they have such a small stomach. It's you know, like a banana sleeve, that they want to put the best quality food. So what do you suggest? I mean, instead of putting some bread? So if they're craving the carbohydrates, I'm going to say oatmeal because there's fiber in there. Okay. Or they could take whole wheat crackers because crackers are crummy. They don't blow up the way soft, gooey breads do. Okay. So yani bir şey içerken içine azıcık ekmek koymak yerine şimdi how can I translate that? Oatmeal is Fatma, oatmeal ne? Yulaf ezmesi ya da or? Or toasted crackers. Whole grain. Evet. And to psychologically understand what's going on, you're treating your stomach like it's a baby stomach. It's very hard for them to understand that when they're eating such large portions now, you're teaching them just a little bit. They need to really comprehend the size, the actual size. Yani bir kere midenizin hatırı sayılır oranda küçüldüğünü, artık yepyeni bir anatomiye sahip olduğunu, onun kapasitesinin çok daha az olduğunu çok iyi algılamanız, bilmeniz ve ona göre davranmanız gerekiyor. So it's recommended that they transition to food slowly. Anything that's concentrated in sugar, I have a rule. If they must read the labels of everything, and everything they eat needs to be less than 10 grams of sugar. If it is more than 10 grams of sugar, you want to avoid it. Evet, yani Türkiye'de de artık hemen hemen her türlü üründe bu ürünün içerikleriyle ilgili bilgi var. Bir kere hiçbir ürünün, kullandığınız hiçbir ürünün servis başına içerdiği şeker miktarının 10 gramdan fazla olmaması gerekiyor. Anything with bubbles, like carbonated gas, soda is gonna, evet, the gas. Gazlı içecekler, şekerli, şekersiz, tamamen uzak durmanız gerekiyor. Fruit juice, even if it's 100% all natural, you want to limit because the sugar can increase your appetite. So you want to choose more diet beverages. Yani meyve suları ya da meşrubat içecekseniz %100 %100 şekersiz falan olanların da şeker içerdiğini hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Ve bu tip alınan şekerlerin sonuçta daha fazla iştah açıcı olduğunu bilmeniz gerekiyor ve hatta sıkma portakal suyu bile ya da sıkma meyve sularından bile şeker içerdiklerinden uzak durmanız gerekiyor. Anything that's fried or high in saturated fat you want to avoid. Yani satüre, doymuş yağların fazla olduğu ve kızartmalı gıdalardan da uzak durmanız gerekiyor. And then we spoke about the breads and caffeine and the dry meats. You need to limit for a while, especially alcohol. Yani alkol alımını da zaten 2 ay kısmen yasaklıyoruz. Mümkün olduğu kadar alkolden, kafeinden, işte ekmekten, makarnadan, pirinçten uzak durmanız gerekiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hold on. Şimdi burada siz ne yaparsanız yapın ilk bir yıl falan kilo vermemeniz zaten mümkün değil. İsterseniz her gün bal için yani. Mühim olan buradaki yaşam şekli değişikliklerine kendinizi adapte etmeniz, zekanızı ve iradenizi kullanmanız ki 5 yıl sonra %20'lik gruba girmeyesiniz. Yoksa ilk aylarda yapabileceğiniz çok fazla bir hata yok. Herkes kilo veriyor zaten. Yani şu anda aranızda birçok yanlış yapanlar var. Biz çok iyi biliyoruz kim olduklarını söylemeyeceğiz tabii. Ama hala kilo veriyorlar. Ama mühim olan bu toplantının amacı o insanların kafasını değiştirmek aslında. Ki başarı uzun dönemde bizim başarımız %20, %80 değil de %90 olsun. I feel that as a dietitian, it's my job to teach my patients, not tell them what to do. So when they understand protein is very important, not because I tell you it's important, but because it helps with wound healing, it helps preserve muscle mass, it helps with hormone and enzyme regulation, and it also helps keep you full so you don't get hungry. So what does it mean in Greek? Pro means first in place. First in place. So protein is first nutrient. Okay. So Yunan mitolojisinde protein ilk besin anlamına geliyormuş. Bir kere ameliyat sonrasındaki en önemsemeniz gereken şey bu protein desteğinin devam etmesi. Çünkü yara iyileşmesine de iyi geliyor. Vücuttaki kas kitlesinin korunmasını sağlıyor. Hormonların ve bir takım sindirim enzimlerinin ayarlanmasına katkısı var. Ve daha çok tok durmanızı sağlıyor proteinler.
So we recommend for them to get about 70 grams a day. In the beginning of the first 2 weeks, it's going to be difficult for them to achieve that goal, but you always want them to know 60 to 80 grams is my goal. Yani amaç ameliyattan sonra her dönemde, aslında bu ameliyattan sonrası uzun dönem içinde doğru, en az 60 gram günlük protein almanız lazım. 60 ila 80 gram. Tabii ki ameliyattan sonraki ilk ay, ilk 1-2 ay bunu sağlamak çok kolay değil. İşte o yüzden zaten protein shake'leri, protein tozlarını şiddetle tavsiye ediyoruz. 5. 6. aydan sonra o tip protein, ekstra protein desteğinin önemi azalıyor. Ama bizim de hep üstünde durmamızın bu protein desteğini erken dönemde nedeni bu. Yes. So in the beginning they're going to get it from the shakes and then they can transition to whole foods such as chicken, fish, meat, beans. Birinci aydan sonra zaten ufak tefek gerçek protein kaynaklarına başlıyorsunuz. Ama günlük 60 gramı tutturabilmeniz için ilk aylarda bu toza ya da protein shakelerine mutlak ihtiyaç oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci aydan sonra ek proteinlere pek ihtiyaç kalmayabiliyor. Okay, so these are protein sources but not these serving sizes. Bunlar da protein kaynakları ama 3 yumurta birden yiyin anlamında değil. Yani sadece kaynak örneği olarak. So although this is only restrictive and we're not touching the intestines, there's still risk for vitamin deficiencies. Her ne kadar bağırsaklarla bu ameliyatta sleeve gastrectomy'de oynanmasa da yani çok fazla emilim bozukluğu olmasa da gene de vitamin alımı bu ameliyatlardan sonra, sleeve gastrectomy'den sonra ömür boyu gerekiyor. So we in our clinic we check vitamins 6 months, 12 months and then every year after that. Evet. 6. 12. ve ondan sonra yıllık aralıklarla Amerika'da bakıyorlar. Biz buna 3. ayda başlıyoruz. Evet. And as I mentioned before, it's still limited data, so we're learning through this. Çok fazla bilgi yok. Hangi proteinin daha önde öncelikle eksileceği dünyada da çok iyi bilinmiyor. O yeni bir alan aslında. So we recommend a multivitamin daily. Can I ask you a question now? In your clinical practice, you have 6-7 years of experience now. Which vitamins are becoming, you know, in your experience are deficient? In America, we actually have a lot of companies that came out with bariatric vitamins. Okay. Again, if you don't have them here, we have like children's chewable. Okay. So we just recommend if you go to the pharmacy, you get a children's chewable. I think we got some here. You just take 2 chewable for kids, and that equals an adult. No. What I mean, but still, what vitamins are do you think they are the most deficient ones? So the ones that we see deficiencies with time. Sorry, you're gonna come to that. Yeah, sorry. It's we see thiamine deficiency, B12, vitamin D, zinc, folate, elevated parathyroid hormone, albumin and iron are usually what we see in deficiencies. Yani tüp mide ameliyatından sonra en fazla gözüken vitamin eksiklikleri B1, B12, yine vitamin D, çinko, o bir mineral, folik asit eksiklikleri olabiliyor. Bir de parat hormon yükselmeleri, albumin yani protein düşüklüğü ve demir eksikliği olabiliyor. Ama genellikle tavsiye ettikleri her gün bir tane multivitamin almak. Türkiye'de bu ürünleri bugün sabah Türkiye'den aldık. Yani hepsi Türkiye'de bulunan şeyler. O Amerika'dan getirmedi onları. Özellikle çocuklar için olan this one is for the kids, right? Yes. And it's chewable. Bu işte bunu bugün keşfettik. Bu ağızda sakız gibi çiğnenebilen bir şey. Ondan 2 tane almanız yeterli. Evet. Eventually, there's less data on this, but sometimes you also see vitamin A, B3, B6, okay. Vitamin C, E, selenium, magnesium, and phosphorus. Yani buradaki altta yazanlarda daha az da daha nadiren de olsa ve üstünde o konuda daha az bilgi de olsa eksikliği görülebilen tüp mide ameliyatından sonra vitaminler. So after surgery, because there's still inflammation and there's swelling, all vitamins and medications need to be chewable, crushed or liquid just for the first 3 weeks, and then they can go to an adult. Evet, bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. İlk bir ay, yani ilk burada 3 hafta denmiş, bütün alacağınız vitaminler, biz sıvı vitamin veriyoruz. Ama chewable da verebiliriz artık. Ya ağızda çiğnenebilir, ya you can go on, ya sıvı formda ya da şey olmalı. This is in 2008, the American Society of Metabolic and Bariatric Surgery recommended these vitamins based on different surgeries. Okay. So with the gastric sleeve, it's recommended that you do a prenatal vitamin, just has extra iron in there. So we tell them to do about 1 to 2 daily. Calcium citrate, which is not carbonate, but citrate, 500 milligrams 2 times a day, because the body only absorbs
500 milligrams at a time. So if a patient's going to take 1,000 milligrams because they just want to get it over with, mm-hmm. they're not going to absorb that 500. Mm-hmm. So they need to separate the doses. And then we also recommend B12, about 1,000 micrograms, just one time a week. Unless mm-hmm. they're deficient, these numbers are going to be altered. So this the guidelines at 2008. Yes. It's saying that, if I didn't understand wrongly, you just take a multivitamin twice a day, mm-hmm. but still you need 500 milligrams of calcium. And also routinely, without checking B12, you may take weekly 1,000 micrograms of B12, right? So this is from the ASMBS. Now in my okay. practice, okay. So it's different. It's different. Amerika'da 2008'de bu konuyla ilgili kurallara göre onlar hem günde 2 tane vitamin, yani 2 tane multivitamin, işte o çocuk çığbılından 2 tane mesela, artı kalsiyum. Onu hiçbir zaman gereksiz yere 500 mikrogramın üstünde, miligramın üstünde almanıza gerek yok. Çünkü aldığınız emilmeyecektir diyor zaten. 500 yeter diyor. Ayrıca da haftada bir kere 1000 mikrogram B12 vitamini tavsiye ediliyormuş. Bu kendi fikri değil. O konuda başka bir şey söyleyecek şimdi. Evet. But again, with surgery, there's still difficulties. Not everything happens so smoothly. So we see a lot of patients, the number one readmittance that we have into the emergency room after surgery is dehydration. Yani bu ameliyattan sonra tabii bütün hayat tamamen toz pembe değil. Bir takım problemler de yaşanabiliyor. Bunlardan en önde geleni hastaların ameliyat sonrası dönemde dehidrate yani olmaları, yani sıvısız, susuz kalmaları birinci problem. Another one, food intolerance. So the food may just get stuck. It doesn't really go down well. Bazen değişik gıda intoleransları ortaya çıkabiliyor. Bazen burada gıdanın takılıp kaldığı hissi gibi hisler oluşabiliyor. A lot of patients, their taste buds change. So bazı hastalarımızda bizim tat alma şeylerimiz, organlarımızda bozukluklar olabiliyor ve ağız tadı değişiyor diyor. Ağız tadı, tad alma yetisinde değişiklikler oluyor diyor. And they might become sensitive even to the protein shakes, because if they don't like sugar alternatives like Splenda and sucralose, some of these they may not like. So it's important for you to be able to be creative on how to make the shakes taste a little different too. Okay, bu protein shakelerinin kullanıldığı, yani sıvı protein ek olarak sıvı proteinlerin kullanıldığı durumlarda da bir takım tat problemleri nedeniyle intolerans olabiliyor onlara karşı diyor. İşte bu durumlarda da tabii iş onların, yani diyetisyenlerin manipülasyon yeteneğine kalıyor. Yani ama bizi uyarıyor. Evet. First 2 weeks a lot of patients also experience a lot of acid reflux. Özellikle tüp mide ameliyatından sonra farkında olmayan reflüsü olan insanların reflü şikayetleri ön plana çıkabiliyor. Reflü sıkıntıları olabiliyor. They may be vomiting, so again the food's not going down. Ya evet, işte bunu söylüyoruz, mesela bonfile falan gibi zor çiğnenen şeylerin zaten ilk 4 hatta 5 ay yenmemesini söylüyoruz. Ya yani unutulup da ameliyat olunduğu böyle zor çiğnenen bir şey yutup da tüp midenin tıkanması durumunda ani kusma durumları olabiliyor. Constipation, so they're not going to the bu bathroom. Bu çok klasik bir durum, özellikle ilk 1 ay, 1,5 ay boyunca kabızlık olabiliyor. And then some gas, maybe, depending on what they're eating. Bir de gaz problemi olabiliyor. So, as we mentioned, dehydration is the number one issue that we have. It's very, you know, they have a very small stomach, so they don't want to drink and they get full very quickly. Şimdi bu öncelikle dehidratasyona değiniyoruz. Bu bizde cerrah olarak çok önemsediğimiz bir konu. Yani yaşamın vazgeçilmezi su. Günde aslında her zaman 1,5-2 litre su içilmesini istiyoruz ameliyattan sonra uzun dönemde de. Midede çok ufak olduğu için yani o mideyi de azıcık bir şey hemen doyma hissi oluşturacağından, o 30 dakika kuralına birazdan gelecek kendisi. Yani az ufak bir mideniz olduğu için çok çabuk bir doygunluk hissi olduğundan fazla su alınmamasına bağlı dehidrate olma durumları istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. But we have a rule in our office. This is the most important thing, and this is for life, not just in the first year. Evet, bu bahsettiğimiz kural 30 dakika kuralı, bu ömür boyu geçerli bir kural. Her zaman bir şey yemeyi ve içmenin arasına 30 dakika koymanız lazım. Yani çünkü bir yemeğe otururken başında bir bardak su içerseniz sonra yemeği yemezsiniz. Onun önemi ayrı, suyun önemi ayrı. Yani sudan feda edemezsiniz. Right, so they need to separate solids and liquids by 30 minutes. Yeah. Signs and symptoms. So many times if they're feeling fatigued, no energy, dry skin or headache, that's usually because they're not getting enough water. It's not because they're hungry, it's because they may be dehydrated. Evet, bazen
ciltte kuruluk, yorgunluk ya da baş ağrısı şikayetleri olursa bunun salt nedeni dehidratasyon bile olabiliyor. Yani sıvı çok önemli ameliyat sonrası dönemde. Su almak çok önemli. So some suggestions as dietitians that we can make to make them get more water in is to avoid extreme temperatures. Some of my patients tolerate warm liquids, some of them don't, and some of them tolerate really cold, ice cold. So every body reacts a little bit differently. Okay. So warm liquids or cold liquids. This temperature is about, it's the liquid's temperature, right? It's the water temperature. Water. Yani bazı insanlar daha ılık, bazıları daha sıcak, bazıları da buz gibi soğuk suyu daha çok içebiliyorlar. Bu insana göre değişebiliyor. Bizim dayatacağımız bir konu değil bu. Siz kendinize uygun olan şeklini bulup ona göre bol miktarda sıvı almanız şart. To make the water taste good, maybe they could put a little bit of fruit in there. İlla da böyle hani bazen ben mesela hiç suyu iyi sevmem yani su dokunuyor bana. O yüzden suyu daha tatlı hale getirmek için içine bir takım meyveler ya da limon kabuğunu falan sıkarak içinde bulundurarak onun kokusunu tadını değiştirebilirsiniz. And again, in America we have vapor distilled waters which are a little bit smoother going down than spring water. I don't know if you have that here. Say it again. It's vapor distilled. Yani buharla distile edilmiş özel bir does it have a special taste? No, it's just smoother going down. Sometimes patients say how it's rough, but if you boil water, mm-hmm. it'll be a little bit easier. So teas may go down easier for some patients. Tea, go down. Yeah. Mesela eğer su alamıyorsanız, çay içebiliyorsanız, tabii ki şekersiz olmak kaydıyla suyu böyle hafif çaylarla değiştirebilirsiniz. Orada bahsettiği özel bir su, o aslında kaynamış su anladığım kadarıyla. O bizde ticari olarak satılan bir şey değil ama su almanız çok önemli diyelim. Evet. Another problem that a lot of our patients experience, which is trouble swallowing. If they feel a pressure up here by the sternum, that means they're full. They're not going to feel it in the belly anymore. They're going to feel it up here. Okay. Ameliyattan sonra gıda alımı başladığında şuranızda bir sıkıntı hissedebilirsiniz. Şuranızda bu tüp mide ameliyatı sonrası. Is this true for the gastric bypass as well? Yeah. Oh, because şimdi bu prosedürlerin tamamı restriktif yani gıda alımını kısıtlayan prosedürler olduğu için sistem daha basıncı yüksek bir sisteme karşı çalışmaya başladığından buranızda bir sıkıntı duyabilirsiniz. Bu mideniz dolu olduğu için artık tam tok olduğunuz için yani eskiden tokluğu burada algılarken artık tokluğu burada algılıyor olacaksınız. Merak etmeyin. Evet. This is we need to really focus on having our patients eating very very slow and chewing very well because usually when what brings them to eating so much is that they eat so fast and they're not chewing their food, they just swallow. Yani hakikaten bu ameliyat sonrasında bu midenizin ufak olduğunu unutmamanız, artık çok hızlı doyacağınızı bilmeniz ve bu nedenle de çok dikkatli, yavaş yavaş, çok iyi çiğneyerek yemeniz gerekir diyor. Biraz evvel şöyle bir örnek de verdi kendisi, aşağıda var mı bilmiyorum. Yutacağınız her şeyin diş macunu kıvamına gelmesine dikkat edin diyor ağzınızda. Sometimes I tell my patients to use like baby spoons because that'll help control how much they eat at a time. Yani ilk başlarda böyle bebek kaşıklarıyla başlayabilirsiniz yemeğe. And if they don't follow these rules, then they're going to resort to the foods that go down smoothly that are usually high in sugar and high in fat, like ice cream and cookies and puddings, evet, which will make them regain the weight. Yani, okay. Yani şimdi bir takım yemek yeme alışkanlıklarınızı değiştiremezseniz ve bu dediklerimize dikkat etmeyip de hızlı, iyi çiğnemeden yerseniz bu sefer kötü tecrübeleriniz olacak ve mecburen gıda alabilmek için hiç istemediğimiz hani dondurma yemek gibi, puding yemek gibi böyle şekerli bizim hiç istemediğimiz şeylere geri dönmeniz olabilecektir diyor. O yüzden sabırla yavaş yavaş çiğneyerek yemeye dikkat edin lütfen. Again, as we mentioned, acid reflux is a big issue in the beginning. So again, I'm going to go over how fast are they eating, how well are they chewing, to sip warm fluids to help digest foods better, not with their foods obviously, 30 minutes after. Avoid spicy foods, so you may want to just translate that. Ahmet de ben de bir yandan da reflü ile çok ilgilenen insanlarız. Reflü ile ilgili en ufak bir probleminiz olduğunda biz bu slide'ın içeriğini size söyleriz. Devam edelim. And then we also, our doctors give proton pump inhibitors or H2 blockers. Yeah, okay.
Evet. This is usually because they're dehydrated. Kabızlık sık bir problem olabiliyor ve genellikle temel nedeni az sıvı alındığından oluyor. Dehidratasyon en önemli nedeni. Maybe they're taking too much coffee or caffeine. Ayrıca kafein de kabızlık yapıcı bir etki yaratabiliyor. Any pain medications will slow bowel function. Aynı zamanda ağrı kesicilerin fazla kullanılması da kabızlığı arttırabiliyor. So then what I encourage them to do is maybe take some avocado. Okay, yani eğer kabızlık olduğu takdirde işte bu bahsettiğimiz şeylerden uzak durmanız ve pişmiş ıspanak yemeniz, karnabahar, mashed, cauliflower karnabahar değil mi? Mashed, ezilmiş karnabahar, somon yemeniz ve avokado yemeniz öneriyor. What is flax? Flax seeds. It's like an omega. Keten tohumu. We have it. Do we have it? We have it. Yeah, these are all good sources of mono and polyunsaturated fats. So they need a little bit of fat in the diet. Aynı zamanda bu ansatüre yani doymamış bir takım yağları içeren gıdalar bunlar ve bunların da alımının az miktarda da olsa böyle doğal kaynaklardan önemi olduğunu vurguluyor. And then if the diet's not working, then laxatives or stool softeners. Yani yeterince sıvı almak ve diyetle bu işi çözmek yeterli olmuyorsa da bazı hastalarımıza ilaçla yardımcı olmamız gerekiyor. Another way to treat constipation, so if they're not going to the bathroom, is to increase their fiber a little bit longer term. So this is not going to be in the first 2 weeks, obviously. They're not going to go to the bathroom in the first 2 weeks. But long term out of surgery, if they still have a constipation issue, these are some suggestions of how we get our patients some herbal remedies. Okay. Bunlar tabii ilk birkaç hafta için değil ama daha uzun dönemde hala kabızlık problemse, özellikle 3. 4. haftadan sonra buradaki söylenenler, yazılanlar birazcık yani hafiften bizim koca karı ilacı dediğimiz şeylerin Amerikancası. Do you want to tell them each one separately? Just what may be more common here. We've mentioned the flax seeds. Okay. Keten tohumundan zaten bahsettik. Tahini. We have, I think, tahin herhalde, yeah, o. So that's a good source. Okay. İçin, yeah, okay. Raw sauerkraut? I don't know what sauerkraut is. Fermented. Lahana turşusu. Lahana turşusu. Okay, çiğ lahana turşusu. Aloe vera. Aloe vera, I think we have it, yeah. You want to get the probiotics, so acidophilus. These will be all helpful for the avoidance of long-term constipation, yes. Right? Okay, okay. We have this list. And then Metamucil, Benefiber, these are powders. Bir de tabii diyetteki yani uzun dönemde fiber miktarını arttırmanız ve bol fiberli beslenmeniz, bu ameliyat olan olmayan herkes için geçerli bir şey zaten, son derece önemli. And as simple as this sounds, all they need to do is jumping jacks just to get the bowels moving. So they need to be physically active. Tabii ki yani tabii ki fiziksel aktivite, muntazam egzersiz yapmanız da bu kabızlığı engelleyici en önemli yapabileceğiniz şey. Yani dehidrate olmayacaksınız, yeterli su içeceksiniz, diyetiniz her zaman fiber ihtiva edecek, bunlar egzersiz yapacaksınız. Bunlar yeterli olmuyorsa da önce bir takım koca karı ilaçları diyelim, o da olmuyorsa bazı ilaçlarla rahatlamanız mümkün oluyor. Şimdi uzun dönem diyetle ilgili artık bazı şeyler söyleyeceğiz. In order to keep the weight off, I always tell my patients we're not doing surgery on the brain, we're doing surgery on the stomach. So they need to change the way they eat for the rest of their life. Bir kere şunu çok iyi bilmeniz lazım. Bilmiyorum ameliyattan evvel biz size yeteri kadar bu konuda uyarıda bulunabiliyor muyuz? Biz sadece size bir yardımcı, bir anahtar veriyoruz. Ondan sonra tabii beyninizi ameliyat etme şansımız yok. Yani bu konuyu iyi bilmeniz ve bazı alışkanlıklarınızı mutlak surette uzun dönem başarı için değiştirmeniz lazım. Bütün bu söyleyeceklerimiz bundan sonra uzun dönemle ilgili, her zaman proteinden ve fiberden zengin beslenmeniz lazım. So when you eat fiber and protein together, that's what keeps us satiated. That's what keeps us full, so we're not hungry later. Evet, fiber and protein, you said. Proteini ve fiberi aynı anda birlikte yediğimiz durumlarda en uzun süre tok kalmamız mümkün.
If, and this is very important when I want to teach my patients, if they're always eating bread and crackers, I don't really encourage that because I just want them to think a little bit. If you take a cracker and put it on your tongue, what happens to melts. It? It melts. Anything melts anything in the mouth. Melts in the mouth, you want to stay away from it. It has calories and that's what causes the Evet. Yani bu Amerika'da sürekli dillerinden düşmüyor. Ağızda eriyen her şeyden uzak durmanız lazım. Bunun içine buna bir cracker ya da bir cips de dahil. Yani hiçbir şey yediğiniz her şeyin ağızda hafif böyle bir gayretle küçük parçalara ayrılıyor olması lazım. Rahat erimiyor olması lazım. Evet, mesela proteinleri ya da fiberli şeyleri yediğinizde her zaman zaten bir onu çiğneme ihtiyacı olacaktır. Onlar eriyen şeyler değildir. Burada bir takım bol fiber içeren örnekler görülüyor. But you have to be careful sometimes when you're looking at the vitamins and you're trying to understand some things. When you eat fiber with calcium, magnesium, iron and zinc, they do interact with each other. So sometimes you need to keep an eye on that. Yani evet, okay. Bu bazı minerallerin emilimini bozabiliyor aşırı fiber alınımı. Bu konuda da kısmen duyarlılık gerekiyor. Sometimes you see the opposite effect in the beginning after they have the surgery. They may, with the duodenal switch especially, with the gastric sleeve. Sometimes they may have very loose stools, very watery stools. Her şeyin tam aksine bazen de sleeve'den sonra da yani tüp mide ameliyatından sonra da ishal durumları gözlenebiliyor. And it's common, but you know sometimes you may want to avoid anything that's dairy. Cheese could be causing that. Yani burada hemen şu akla gelmeli, süt ürünlerinin ne karşı bir intolerans ya da belki bir peynire karşı bir intolerans nedeniyle bu diyarenin olabileceği akıldan çıkarılmamalı. Sometimes it could also be the sugar alcohols like polyols and the sugar alternatives found in the drinks. Okay, bazı içeceklerdeki şeker alternatiflerinin oluşturabileceği fermentasyon neticesinde de yani o tarz bir yanlışlık da yapılıyor olabilir. Dikkat edilmesi lazım diyor yani ishali olan insanların. Bunları tabii daha çok bizim bilmemiz lazım. Yani bu tip durumlar oluştuğunda yani nedeni belli olmayan bir diyare gibi o ara yani doktorunuza gelmeden evvel, bizlere başvurmadan evvel son günlerde yeni bir şey aldınız mı, diyetinizde yeni bir ek var mı? Bunlar için ufak bir günlük not defteri tutmanızda yarar olabileceğini belirtiyor. You know, after time we've seen that patients have been regaining weight. It's important for them to know how many calories they should be taking in. With our experience at 1 month, like I sat with your patient, we said about 500 calories, but then after a year they can handle a little bit more. They might hit about 1000 calories evet. a day. Şimdi bu normalde bu tüp mide ameliyatından sonraki ilk ay boyunca ne yapsanız ne etseniz zaten 500 kalori civarı alıyorsunuz. 3. ayda bu 600-800 kaloriye kadar. Birinci yıl sonrasında da 1000-1200 kaloriye kadar çıkıyor. Bu tam beyefendi sabah sizin sorduğunuz sorunun slide'ı olmuş. Evet. And you know, with my experience of seeing patients who are 5 years out, 6 years out, we're starting to see some patients going back to their old habits with weight regain. And this can be caused by a number of factors. Yeah, şimdi I think this is the most important yes, topic. Yes, it's a very important topic. Bu residivizm yani geri dönme anlamında. Belli süre sonra tekrar kilo alımı maalesef tüp mide ameliyatlarından sonra olguların %20'sinde gözlenebilen bir durum. Bununla ilgili değişik nedenler olabilir. So what are the reasons? Yeah, and you know, I don't want to scare anybody, but again, just with my experience of being in this practice for so long, it's very important that you understand that you're not eating the same foods, but just less of it. You're really changing your attitude and your relationship to food in order to live a healthier lifestyle. And so if they're eating a diet that's high in carbohydrates, so we said the bread, the crackers, the juice, the puddings, anything that dissolves in the mouth will never keep them full but still has calories, that will cause weight regain. Yani bu tekrar bir kere midenizin kapasitesi birazcık yıllar içinde artacağı için oradaki yüksek basınçlı sistemde giderek genişlediğinden daha rahat volümü tolere edeceğinden artık yediğiniz şeylerin ne içerdiğinin önemi giderek büyüyor. Buradaki en önemli şey Amerika'da hep vurguladıkları şey boş kalorilerden uzak durmak. Dolayısıyla sizi aslında
tok da tutmayacak. Yedikten birkaç saat sonra daha fazla acıkmanızı sağlayacak karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar ve bunların tüketimindeki artma tekrar kilo alınmasındaki en önemli etken. Yapılan en önemli yanlışlık bu. If they go back to their old eating habits where they're just eating very, very fast or skipping meals, if they go long, like they don't eat breakfast and then they eat a little bit lunch and then dinner comes and they're sitting with the family and they're eating a large meal. Yani bu işin sırrı ilk o altın anahtarın açtığı kapıda ilk bir yıl içinde değiştirebilirseniz gıda alma şeklinizi ve o konuda yeni bir disiplin kazanırsanız belki de hiçbir zaman kilo almamanız, belki de değil, %80 mümkün zaten. Ama hastaların %20'si bunu başaramıyorlar. İşte çünkü çoğu eskiden yaptıkları yanlışlıkları yapmaya tekrar başlıyorlar. İşte o konuda, yani şimdilerde bu konudaki bilinç düzeyinizi değiştirmeniz bu işin uzun dönem başarısı açısından en önemli konu. Because over time the sleeve does expand. Exactly, I told that. Okay. So these are basically what happens. In America, we eat a lot of carbohydrates, we eat a lot of sugar, but these are all the effects of what happens. There's an imbalance with insulin and appetite, and it's important to understand that sugar, okay, affects. In America we call it toxic. It's like a drug. It makes you want to eat more. Yeah. Yani şeker maalesef adeta bir zehir gibi algılanmalı. Çünkü sizin sonuç itibariyle daha fazla yemek istemenizi sağlayacak bir şey. Belki o anda tatmin edici bir şey oluyor ama karma karışık hormonal etkiler neticesinde sonuçta açlığı arttıran bir şey şeker yemek. And another important thing is lack of sleep can affect the hormones as well, which has been researched to show people who have lower hours of sleep have higher rates of obesity. Uykunuzun da düzenli olması lazım. Yani bu da bilimsel olarak gösterilmiş ki ciddi uyku problemi çeken insanlar ki bu sleep apne de için doğru. Daha kilolu oluyorlar. Yani sleep apne hem obezlerde daha çok oluyor hem sleep apnesi olanlar daha çok obez oluyorlar. O yüzden sleep apne de çok önemli bir sağlık problemi hakikaten. And this is a good chart. I won't get into too much detail, but it basically shows how insulin affects the serotonin levels in the brain and the happiness factor to make you crave more sugar, to eat more so you feel good and then it becomes a vicious cycle. Evet. We start to see patients with issues, what do we do? It's very important to have them keep a food log. And then you want to see, are they eating every couple of hours? Are they skipping meals? Are they eating because they're hungry? Are they eating because they're watching television and there's food on the TV? Okay, so bu bizim için de çok faydalı olacak bir şey. Yani bütün hastalarımızın ameliyattan sonra, özellikle ilk bir yıl içinde diyelim, ömür boyu belki gerekmeyebilir ama ne yediklerini, ne zaman yediklerini, nasıl bir dürtüyle neye saldırdıklarını dürüst bir şekilde, yani bir kere dürüst olunması ön koşul. Ondan sonra da böyle bir diary gibi ufak bir not defteri tutarsanız bize geldiğinizde diyetisyenimiz size çok daha iyi hizmet verebilecektir. Yaptığınız yanlışlıkları anlamamız açısından. Evet, yes. Bütün bu konuda geçen gün Sharon'la konuşurken yani bir sürü kilo tekrar alan hastayla uğraşıyor tabii kendisi. Yani dedim ki neden bunlar kilo alıyor? Hani bazı insanlar çok dikkat etmelerine rağmen gene de egzersiz konusunu çok çok önemliyor. Yani weight loss, kilo kaybetme cerrahisinden ve ondan sonraki diyetten söz ederken egzersizden söz etmeden olmaz diyor. This is a nice chart just so you see how you break down the calories throughout the day so they know how much to eat every couple of hours. So a little bit in the morning, a little bit in the afternoon, you know, there's snacks and meals. Okay. So yani bu gündeki gün içinde değişik aşamalarda ne kadar kalori almanız gerektiğiyle ilgili bir ameliyat sonrası uzun dönem yemek yeme planı. Because they want to look at food. It's not their friends. It's not something they do when they're bored. Food is fuel. It keeps you functioning. Neticede yemek yemek de önemli. Bu sizin yakıtınız, sizin bütün fonksiyonlarınız buna bağlı. This is a nice diagram also. I like to give my patients visuals. So when, you know, sometimes they don't hear me. So if they see it, this is a good breakdown of your protein, your vegetables, a little bit of starch, and the good sources of fat. Okay. Burada da yani bir morbid obezite ameliyatı sonrasında
size ve hastalarına sunduğu protein, bitki yani vegetable ve yağ kaynaklarından örnekler sunuyor burada. It's important that they eat three timed meals, and then these are some ideas of how I said fiber and protein are the most important. So these are just like, if you want, I can go one by one and explain how we're mixing two foods together to make it complete. I think you should explain this in detail. This is the most important thing. So these recommendations are for the long term. Yes, for the long term. And even lifetime. Yes. So let's talk about them slowly, and I will try to translate it. So we want, again, one, so they understand the visual. So when they eat a fiber and they eat a protein and they eat them together at the same time, it creates a gel. Fiberle proteini birlikte yediğinizde aynı anda, at the very same time you mean, just the spoon, okay, beraber yediğinizde o böyle bir gel gibi bir kıvamda bir şey oluyor. So if you pour water down a tube or you pour gel down a tube, you'll notice the gel goes slowly. So they're going to stay full longer with a protein and a fiber at a meal each time. Eğer yani bu şekilde karıştırıp da onu jöle kıvamına getirip yediğiniz takdirde onun oradan geçişi de yavaşladığından daha uzun süre kabaca anlatımla yani fiberle proteini aynı anda alırsanız daha uzun süre tok kalıyorsunuz. A very important key here is when you were, the number one is they need to read the labels. Patients need to be educated how to read the labels. Yani muhakkak aldığınız gıda kaynaklarının üstündeki şeyleri, etiketleri iyi okumanız lazım. And if they want to know if something's high in fiber, it must always be greater than 3 grams per serving. Herhangi bir ürünün içindeki fiber miktarının bizim istediğimiz miktarda olması için servis başına 3 gramdan fazla fiber ihtiva etmesi lazım, içermesi lazım. So some ideas would be like a Greek yogurt with blueberries or spinach. Mesela iyi bir fiber protein kombinasyonu olarak yoğurtla blueberry kombinasyonu olabilir ya da ıspanak kombinasyonu olabilir. Amerika'nın Greek yogurt dediği bizdeki muhtemelen süzme yoğurt. Çünkü protein içeriği Türk yoğurdunun o kadar fazla değil. Fatma, kaçtı Türk yoğurdunun protein içeriği per serving, yani per serving ya da şey? Greek yoğurt süzme yoğurt olduğunu kabul ediyoruz. O zaman Türk yoğurdunu blueberry ile ya da ıspanakla karıştırarak yemek. Yani ıspanağı ayrı, yoğurdu ayrı yemek yerine ıspanağı yoğurtla yemek ki bizim, this is, you know, it's one of our traditional dishes. Okay, very nice. Yeah. Okay, then they could do like cottage cheese and a sweet potato. Ya da işte with sweet, yani tatlı patatesle ne peyniri oluyordu Gökner? Cottage cheese. Lor peynirini beriyle karıştırarak ya da patatesi, bu da iyi bir kombinasyon. Here we have a fiber one cereal, but any wheat or bran cereal with a little bit of nuts as a snack. Yani bir takım cereal'ları, yani mısır gevreklerini ya da gevrekleri nutlarla, fındık fıstıkla karıştırarak yemek de, azıcık yemek de faydalıdır. I like to tell my patients to take peanut butter and put that on apples. Apples are very high in fiber, the pectin. Okay. On the long run as well, every time. Peanut butter'ı elma ile karıştırarak yemek. Fıstık ezmesi, evet, pardon. Evet. And hummus on a little Triscuit, wasa crackers. Türkiye'de satılan wasa gevreklerini humusla karıştırarak yemek. And then also to have some good saturated fats from the sesame seeds, a little bit of nuts and the avocado that we spoke about. Evet, bunları söylemiştik. Avokado, bunlar yağ kaynakları. Az miktarda alındığı zaman faydalı oluyorlar. Susam tohumlarından, avokadodan alınabilirler. But be careful with nuts because nuts are also high in fat. So don't do, you know, I always tell my patients you can have some but not more than like 12 pieces at a time. Evet, yani bu nut olayını abartmamak gerekiyor. Fındık fıstığı işte 12, bir düzineden fazla yememek gerekiyor bir seferde. And then you know you want to get creative with vegetables. Vegetables doesn't just have to be in a salad. You can cook them very differently to make them taste good. Yani bu işin fiber kısmını, fiber boyutunu doğal kaynaklardan almanızın en önemli yöntemi daha fazla sebze tüketmeniz. O konuda da daha yaratıcı olmanız lazım. Yani illa salata yemek şart değil. Bu sebzeleri değişik şekillerde pişirerek, haşlayarak
değişik bir tarzda yiyebilirsiniz. So using like turmeric, paprika, garlic, ginger, marjoram, these are all ways to keep the sodium and the fat low but still keep the flavor high with different spices. Say it again one by one. Turmeric. Zerdeçal. Zerdeçal. Okay. Okay. Sweet pepper flakes to make it spicy. Kırmızı hafif biber kullanılabilir. Curry biliyorsunuz bir başka bir karışım olan bir şey. Yani evet soğan, sarımsak. This is dash. I don't know if you have all spice. Something like that. Yani bunları it's okay to use them. Yes, with you those. Okay, yani bir sürü değişik baharatla yeni şeyler keşfetmenizde bir sakınca yok. Sebze yemekleri. And then just cook it differently. One day steam and bake and grill and roast and saute. Just always make it more like fun. Yani sote yapın, grill yapın ya da başka türlü bunu haşlayın. İşte bir şekilde bu sebzeleri değişik şekillerde yenmesi çok iyi. So it's funny, and I'm almost done. You know, one way. Yakında bitiyor, merak etmeyin. To make meals look more creative, you know, I tell if my patient says I don't like oatmeal, I don't know how to say oatmeal. Yulaf ezmesi galiba. They can put, you know, cinnamon or cocoa powder. Yani yulak ezmesi ben sevmiyorum, yem. Yani herhangi bir konuda bizim size önerdiğimiz bir şeyi illa tek bilindiği haliyle yemek zorunda değilsiniz. Hep sizin de daha fazla kreatif olmanız, hiç sevmeyeceğiniz bir yulaf ezmesini sevilir bir hale dönüştürmek için gayret etmeniz gerekiyor. Onunla ilgili olarak da işte bir sürü değişik şey kullanabiliyorsunuz yani. Burada da işte onun örneklerini vermek istiyor. Okay. Again, if they don't like cottage cheese because of the consistency, you know, they complain a lot about that. I'll tell them to put cinnamon or just a little bit of honey. Azıcık tarçın kullanmanız, bal kullanmanız, tadı hoşuna gitmeyen bir lor peynirini daha tolere etmenizi sağlıyorsa bu okay. Çünkü azıcık alacağınız, baldan alacağınız kalorinin o kadar bir sakıncası yok peynirin faydalarını düşündüğümüzde. And if they say they don't like the cereals that are high in fiber because it's too like. Mesela cereal, o gevrekleri sevmiyor olabilirsiniz. O zaman da to it or mix half and half. Yani birazcık ufak tefek meyve eklemeleri onlar da bunlar kabul edilebilir hileler. And then these are ways again even for patients before surgery who are trying to lose a little bit of weight. You know, I try to say instead of doing cream cheese or high-fat cheese, use low-fat cheese. Instead of doing eggs, use the egg whites with vegetables for an omelet. These might be more American dishes. all right, this is a little. That's okay. Yeah. And you know, and they need to understand, you know, one important rule in my office that I, you know, the must read the label. So. These three are very important. Evet. Sugar is less than 10. Bunu hep orada vurguluyorlar hakikaten. Yani mutlaka gıdaların üstündeki etiketleri okumanızı ve servis başına fiber kontentinin 3 gramdan fazla olanını seçmenizi, şekerin 10 gramdan servis başına az olmasını ve protein miktarının da yüksek olmasını. Hiç unutmayın ki günde en az 60 gram protein almanız lazım ömür boyunca. And the most important thing is that protein must be eaten first. Vegetables second and starch only at the end if they have room for it. Evet, yani karbonhidratları, nişastayı her zaman öğünlerin en sonunda yemeniz lazım. Eğer ona hiç yer kalmamışsa hiç yemeseniz de olur aslında. Her zaman önce protein, sonra sebzeler, en sonda yer kalmışsa azıcık karbonhidrat. And I think we all know Albert Einstein, famous quote. Insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Yani delilik aynı şeyi hep tekrar hep derhal sürekli tekrarlayıp farklı bir sonuç beklemektir demiş Albert Einstein. So we have to change our lifestyle. Yani hayat stilimizi değiştirmek zorundayız. Yani, evet, yani netice itibariyle bir sihirbaz falan değiliz. Dediğimiz gibi biz de yani cerrahlar olarak haddimizi bilmeliyiz. Uzun dönemde başarılı olmak en önemli amacımız. Bu konuda da yani bizim merkezimizin başarısı birazcık sizin de katkınızda olacak. Bu toplantıların nedeni de o. Biz her zaman zaten sizin yanınızda olacağız. Onları o söylemiyor, ben söylüyorum yani. I'm just saying myself something sometimes. And it's, you know, it's very important again, exercise, not to be skinny, eat to nourish your body, ignore negative energy and
just have self-worth. You have to love yourself so you can take care of yourself. Yani işte bu hakikaten işte bu egzersiz kısmının da çok önemi var. Ondan sonra insanın kendisine olan saygısının da yani bu böyle bir süreç. Ben daha fazla tercüme etmem gerektiğini düşünmüyorum. Devam edebiliriz. Okay. And where did you stop? Eat for nourishment, not just to throw it in your body. Yani, like enjoy what gıda you eat. Gıda almak, beslenmek için yemeniz lazım. Öyle laf ola yememeniz lazım. Artık yiyeceğiniz her gıdanın, her porsiyonun altın derecede önemi var. Çok da yiyemeyeceğiniz için bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Negatif inputlardan, sizi aşağı çeken fikirlerden uzak durmanız lazım. Kendinize önemsemeniz lazım. You know, one important thing I want to say about the negative energy. Mm-hmm. So many times when my patients lose a lot of weight, mm-hmm. their family members, they sense to be tension because they may be jealous or they don't accept like, oh, you're losing weight but I'm still struggling. So it's very important that you have a good support system and stay away from the negative energy. Yani bir şekilde nasıl becerilir bilmiyorum. Sosyal bir varlık olarak olan insan nasıl yapar bunu, ama negatif enerjiden kendinizi uzak tutmanız lazım. Herkesin söylediğini çok dinlememeniz lazım. Çeşitli nedenlerden nasıl bazı insanlar bize ameliyat olamıyorlarsa, bizim bir sürü tanıdığımız bize ameliyat olmak isteyen fakat kocası, yakını istemediği için ameliyat olamayan, yani bu aklın yolu bir olan bu yolda ilerleyemeyen insanlar var. Nasıl beceriyorsanız ameliyat sonrasında da o tip negatif enerjilerden uzak durmanız lazım. Yeah. One important thing is we have support groups, and I hope eventually when your numbers increase, support groups are the most important thing to keep people always together to share their stories. Ya support grupları, ki bizim çok önem verdiğimiz bu konu. Bundan sonra da sonbaharda yapacağız support grubumuzu. Bunlara mutlaka katılmanız öneriliyor. Uzun dönem başarı için. And that's it.